Hocam çok önemli noktalara temas ediyorsunuz. Yalnız bırakmak gerekiyor. Göstererek var olmaya çalışıyoruz dediniz. Şimdi benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Yani bizler sosyal medya hesaplarımızı kapattığımız anda kendimizden memnun muyuz? Kendimizle karşı karşıya kaldığımızda nasıl hissediyoruz? Yoksa sadece sosyal medyada devamlı kendimizi göstererek, insanlara beğendirmeye çalışarak mı o huzuru yakalamaya çalışıyoruz? İşte asıl orada bize özgüveni verecek olan şey yalnızken, yapayalnızken nasıl olduğumuz. Ama biz çocuklarımızın devamlı başında dediğiniz gibi helikopter olursak veya benim oğlum prens, paşa, kızım prenses. Sonra o çocuklar işte hayata atıldıklarında bakıyorlar ki ben prenses falan değilim ya. Ben paşa falan değilim. Kimse bana paşaymışım gibi davranmıyor. Hayatın Ve onun gerçekleri hayal kırıklığı gerçekten çok zor oluyor yani. yani. Sonra o insanların hayata adaptasyon yaşaması da zor oluyor. Bu hayallerde de öyle yani. Çok uç hayaller kurduruyoruz çocuklara. Sen başarabilirsin. Bir de gerçekler var. İkisi arasında çok ciddi uçurum var. Hayallerin de biraz gerçeklere yakın olması lazım. Çocuğun potansiyeli ölçüsünde hayaller kurdurmak lazım. Bir yeteneği varsa doğuştan bir yazılımla dünyaya geliyoruz ya. Hepimizin yazılımı farklı. Belli yetenekler ölçüsünde belli programlar bize yükleniyor, öyle değil mi? Bizim amacımız anne babalar olarak o yeteneği ortaya çıkarmak. Yani bizler aslında çocuk yetiştirmiyoruz da çocukları yetişmeye çalışıyoruz. Yani hani ağaç yetiştirilir, çiçek yetiştirilir, bitki yetiştirilir ama biz yetmeye ve yetişmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken ondaki yeteneği de ortaya çıkarmaya çalışmamız gerekiyor. Şimdi hiç müzikle alakası olmayan bir çocuğa sen piyanist olacaksın demek, çocuk çok büyük hayaller kuracak. Ondan sonra ileride piyanist olmadığında ben bunu başaramadım duygusu ve Şöyle büyük bir travma. bir örnek de verebilirsin İhsan Hocam. Mesela sen doktor olacaksın. Mesela böyle çok Evet, öykü doktor vardır. mühendis olacaksın. Çok Evet, fazla mesela var. tıp fakültesine girer birey. Sonra der ki ben hayır ben burası bana uygun değil ve sonra işte mühendislik fakültesine geçer. Bunun gibi veya işte bir genç akademisyen olmak istiyordur. Hayır babası der ki hayır bu şirketin başına geçeceksin. Tüccar olacaksın. Yani hani biz çocuklarımızı tanımıyoruz dediklerini yani bizim uzantılarımız olarak görüyoruz ama onlar bizden farklı bireyler. Yani onları tanımamız, onları özgür bırakmamız ve onlara da saygı duymamız gerekiyor. Evet, yani kitabınızda da sorulardan bir tanesi çocuklarınızı birey olarak davranıyor musunuz diye. Birçoğumuz kendi ebeveynlerimizin hayallerini yaşarken buluyoruz kendimizi. Sonra işte Büyümemiş kendimizi gibi. bulursak bir şans eseri kendimizle karşılaştığımızda ya ben istemediğim bir şey yapıyorum diyoruz. Bununla alakalı bir hikaye vardı, bir tavşan hikayesi. Buyurun hocam. Tavşan timsah olmak istiyormuş ve devamlı ben timsah olacağım. Ben timsah olmak istiyorum. Büyük hayaller kuruyor ama tavşan timsah olamaz. Onu inandırmaya çalışıyorlar ve diyorlar ki tavşana sen timsah olamazsın ama havuçla aranı düzeltebiliriz diyorlar. Ya. Yani sorun burada. Neden timsah olmak istiyor? Önce bunun nedenlerine bakıp tavşan neden timsah olmak istiyor? Neden şu an bulunduğu halden memnun değil? Havuç yemekten mi sıkıldı Evet, hocam? evet. Havuçla arasını Düzeltebiliriz düzeltebiliriz. evet. Yani bize verilenlerle kabule geçebiliriz. Bize verilenlere razı olabiliriz. Şimdi çok fazla ebeveynlere de yüklenmiş olmayalım. Hani çocuklarımıza hep böyle sen yaparsın, edersin diyoruz. Bir yandan da yapmak istiyoruz, bunu söylemek istiyoruz. Çünkü genellikle bunu diyen ebeveynler kendi çocukluklarında, kendi ebeveynlerinden sen yapamazsın. Bırak canım ne okumasıymış. Üniversite mi okuyacaksın? Gel şurada çalış, benim yanımda şunu yap, evde iş yap. Yani öyle bir nesilden böyle bir nesile geçiş olduğu için biraz da o yüzden kendi Evet, çocuklarını doğru. devamlı destekleme Doğru. ihtiyacı hissediyorlar. Evet, doğru tabii. Haklısın yani. O yüzden hani biraz da anlıyorum burada günümüz ebeveynlerini. Yani ben kısıtlandım, çocuğum kısıtlanmasın. Ama işte programın başından beri de ifade ediyoruz ya, ben yapamadım, çocuğum yapsın düşüncesi bu sefer çocuklarımızı narsist bireyler haline getiriyor. Dünya kendi etraflarında dönüyor zannediyorlar. Bu sefer o tarz insanlarla diğer insanlar uğraşmak zorunda kalıyor. Yani ya dünya kendi etraflarına dönüyor zannediyorlar ya da hiçbir şekilde kendilerine güvenmeyen bir özgüvensizlikle dünya hayatına atılmaya başlıyorlar. Ve olabildiğince de o atılmayı geç yapmaya çalışıyorlar. Yani 30 yaşına kadar bile insan içine karışmamaya çalışıyorlar açıkçası. Bu sefer de hayatı kaçırmış oluyorlar. Çok güzel noktalara temas ettiniz hocam. Yeteneği ortaya çıkarmak. Biz çocuklarımıza yetmeye çalışıyoruz ama bizim yeteneği ortaya çıkarmamız gerekiyor. Yani sen harikasın, sen çok başarılısın demek yerine ben başarılıyım hissini yaşayacağı ortamlar hazırlamak gerekiyor belki de. Bir de çocuğu Sümeyye'cim, överken davranışlarını övmemiz gerekiyor. Yani işte
Diyelim ki annesine yardım ediyor, bebeğe bakıyor, bebekle ilgileniyor. Annesi de orada mesela ütü yapıyor. Yani sen bana çok yardımcı oldun bugün gibi. Veya sofrayı kurmasına yardım ediyor misafir geldiğinde. İşte sofrayı kurmama yardımcı olduğun için, bana yardım ettiğin için teşekkür ederim gibi. Yani sen harika bir çocuksun, sen çok akıllı bir çocuksundan ziyade davranışları pekiştirmek için davranışları övmemiz gerekiyor. Evet, hem çocuğun kişiliğine değil, aslında bu tam tersi durumda da böyle değil mi? Çocuğun bir şeyine kızacağımız Evet. zaman, bir hata yaptığında sen çok yaramaz bir Evet. çocuksun değil de bu yaptığın Çocukları, davranış kötü evet. demek gerekiyor. Çocukları etiketlemememiz gerekiyor yani. Evet, kesinlikle. Şimdi kanaatten, memnuniyetten, rıza olmaktan bahsediyoruz. Bediüzzaman Said Nursi'nin de çok güzel bir cümlesi var. Onu da paylaşmak istiyorum. Şükrün mikyası kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir diyor. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helal demeyip rast geleni yemektir. Şimdi biz çocuklarımıza popoflamayalım, işte sen yaparsın demeyelim diyoruz. Veya işte bir yere kadar ilerleyebiliriz, bu hayatta her şeyi yapacağız diye bir şey yok diyoruz. Belki o inancı, hani devam etmemiz gerekiyor, Allah'ın bize vereceği belli bir rızık var. Ama bir yandan da çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Şimdi burada o çalışmadaki motivasyonu biz daha iyisine ulaşmak adına değil de bunu yapmamız gerektiği için içimizden almamız gerekiyor sanırım. Yani İç biraz motivasyon. karmaşık bir cümle kullandım ama şimdi şöyle de bir şey oluyor çünkü. Eğer bu insanlar hırs yapmayacaksa, daha iyisine ulaşmak istemezse bu sefer Müslümanlar nasıl daha iyisine ulaşacak? Nasıl daha iyi konumlara gelecek? Ya burada da bir handikap var gibi Peygamber sanki. Ne üzerinden dersiniz? örnek verebilirim Lütfen hocam, buna. buyurun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı kalben terk etmişti ama kesben terk etmedi. Hazreti Peygamber bize her zaman ticaret yollarını gösterdi. Helalinden nasıl kazanmamız gerektiği ile alakalı. Koskoca bir İslam devleti kurdu ama hiçbir zaman mala mülke tamah etmedi. Hep kanaat ehliydi. Dağıttı. Hazreti Peygamber sade bir hayat yaşardı. Az yer, az içerdi, az uyurdu. Vefat ettiğinde Hazreti Ayşe sadece biraz arpası olduğunu, hiçbir maddiyatının olmadığını yanında bize ifade ediyor. Bununla alakalı bize örneklik olarak, yani sadece biz zühd hayatıyla değil de kendini eline eteğini tamamen dünyadan çekmek değil, geçimini helal yollarıyla kazanmak, sonra Allah'a tevekkül edip Allah'ın yolladığı nimetlere karşı boyun eğip nankörlük etmemek bize düşen şey. Biz hiçbir zaman ifrat ve tefrit sınırında olmamalıyız. Müslüman olarak her zaman itidalde, orta yolda bir yolda ilerlemeliyiz. Ve zaten Müslümanlar olarak vasat bir ümmetiz. Vasat diyoruz her zaman. Yani ortada ilerleyen demek, orta halde olan demek. Hiçbir zaman ahiret saadetini unutmadan, amaca ahiret saadetini yerleştirerek, Fatma Bayram hocamız şey der, dünyadan ahirete bakmak değil de ahiretten dünyaya bakarsanız der, bunu daha iyi içselleştirirsiniz, daha iyi kavrarsınız diye söyler. Bu şekilde kazanmaya bakarsak, sadece bir araç olarak bakarsak, ahiret saadetine ulaşmada da bence sıkıntılar yaşamayız. Ben, buyurun hocam. Buyurun, tamam. Ben söyledim, buyurun. Buyurun. Ben burada bir araya girmek istiyorum. Demin Nesan hocam ya da siz dediniz galiba, vakit israfı dedik. Evet. Yani mesela Evet. hani çalışmalıyız, gayret etmeliyiz, üretmeliyiz. Tüketen değil, üreten olmayız babında çocuklarımıza da yaklaşmamız gerekiyor. Burada da yine kendimiz örnek olacağız. Yani bir anne sabahleyin işte saat diyelim öğlene kadar uyuyorsa, işte sürekli işte sosyal medyada geziyorsa, işte sorumluluklarını yapmıyorsa veya bir baba aynı şekilde sorumluluklarını yapmıyor ve işte kafelerde geziyor, bir şey üretmiyor, sadece kendi nefsi için yaşıyorsa, bu da çocuklarda aslında vakit israfı, yani vaktin zamanını kıymetini bilmemeye sebep oluyor. Yani hani bizim üretmemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor, gayret göstermemiz gerekiyor. Bu da evin içerisinde küçük, yani bizim evin içinden dünyaya yansıyacağız. Yani aileden dünyanın ruh sağlığı düzeliyor ya da ülkemizin ruh sağlığı, toplumun ruh sağlığı düzeliyor. Yani ebeveynler olarak gayret etmek, çalışkan olmak, bir şeyler üretmek önemli. Ama sosyal medyada, sürekli sosyal medyada kalmak veya sürekli alışveriş merkezlerinde gezmek veya sürekli tüketmek çocuklara aslında zamanı israf etmeyi gösteriyor ve öğretiyor. O anlamda
çalışmak, gayret etmek, faaliyette olmak ve üretmek bence çok önemli. Hem bunu çocuklarımıza aşılamalıyız, hem kendimiz yapmalıyız. Yani evin içerisinde, evin işte çocuğumuzla birlikte temizliğini yapmaya çalışmak, işte bir kurabiye yapmak, komşuya vermek, işte bahçemizin önünü süpürmek gibi çocukları bu ataletten de kurtarmamız gerekiyor. Çünkü şu an çocuklar tamamen sosyal medyadalar. Yani saatlerce yataklarından, odalarından kalkmıyorlar. 7 saat, 8 saat tablette veya Instagram, yani sosyal medyada aşağı doğru iniyorlar. Şimdi diyorum ki ben, sen neye bakıyorsun diyorum bir gence. Bir şey yok işte, bakıyorum, şeye bakıyorum diyor işte, sosyal medya, telefona bakıyorum diyor. Diyorum ki yani bari diyorum ilgini çeken bir konuya bak. Yani biz bir şeyi izleyebiliriz, öğrenebiliriz ama amaçsızca böyle böyle bakmanın bizim kişiliğimize veya ülkemize, kendimize, ailemize hiçbir yararı yok yani. Bu ne oluyor? Zaman israfı oluyor. Ama bu zaman israfını kim engelleyecek? Bir anne babaları engelleyecek. Çocukları aktivite bulacaklar. Kendileri zamanlarını israf etmeyecekler, örnek olacaklar ve bu bir mücadele. Yani çocuklara sosyal medyayı öğretmemiz ebeveynlerin sorumluluğunda ve onlara öğretmeleri gerekiyor. Nasıl arabayı kullanırken ehliyet almamız gerekiyorsa, sosyal medyayı kullanmak için de onlara bir ehliyet vermemiz gerekiyor. Bunu da anne babalar yapabilir ve sınır koymaları gerekiyor. Ebeveynler mesela bu sosyal medya, şimdi şükürden, kanaatten bahsettik ama yani sosyal medya cidden çok fazla tüketimi veya işte o bahsettiğiniz işte şaşalı hayatları gösteriyor. Ve bizim kendi kaderimizden rıza halimizin önüne engel Evet. koyuyor. Mesela genç bir danışanım benim, genç kız bir danışanım bana dedi ki ben dedi işte bir ismini vermeyeceğim, bir sosyal medyayı kapattım dedi. Neden dedim? Çünkü dedi o dedi hep dedi ailesiyle dedi yurt dışına çıkıyor dedi. Her gün dedi işte bakıyor başkalarının hayatlarını gözlemliyor. Ve diyor ki aa benim hayatım öyle değil. Ve kendi mutsuz hissediyor. Halbuki insanların orada görünen bir hayatları var. Onların ruh durumlarını biz bilmiyoruz ki. Yani bir insan altın kafesin içerisinde olup mutsuz olabilir. Öyle değil mi? En lüks arabaya binerken içi kan ağlayabilir. Ama öyle sanmıyor gençler. Ama Sanıyor ki ben en lüks arabaya bindiysem, işte babamla annemle tatile gittiysem veya bilmem ne marka giydiysem ben çok mutlu. O çok mutlu diyor. Hayır öyle bir dünya yok yani. Yok.